Yani sen şimdi kararlısın hana dönmemeye. Böylesi hepimiz için, herkes için en iyisi olacak. İnan bana. Yavrum, Ateş Bey oğlum nerede? Odasına çıktı anneciğim. İyi, ben de tövbe yarabbim. Söyleyemiyorum şunu ya. Kek çayı yaptıydım kuvvet olsun diye de. Böreğin yanına da kek koydum. Ona bakıp geliyorum. Eline sağlık. Nurhan Hanım var ya. Ben çıkıyorum. Aa, nereye? Çok önemli bir işim var halletmem gereken. Ertelemem de mümkün değil. Bahar, iyiyim ben. Bak günlerdir yatıyorum zaten. O Salih denen adamın yanına gitmiyorsun değil mi? Bahar, bunları konuşmayalım şimdi. Lütfen. Yarım saat içinde anda buluşuruz. Tamam mı? Hasret abla ona gelmeyecekmiş artık Ateş. Hasret Hanım, olanları duydum. Çok üzüldüm. Ama emin olun Mehmet Emir Bey de ben de sizin ve andaki diğer esnafın mağduriyetini bertaraf etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bundan hiç şüphem yok Ateş'ciğim, eminim. Ama benim kararım değişmeyecek. Ben zaten başka kararlar da aldım. Sizinle paylaşmak isterim ama şimdi çok yeri zamanı değil. Belki sonra. Tamam, ben çıkayım ama bunu mutlaka bir ara konuşalım. Böyle kestirip atmayın. İyi günler. Ben yolcu edeyim, geliyorum. Ulan hadi oğlum, hadi oğlum. Bitiremedin gitti şunu ya. Of! Bitiyor usta, az kaldı. Usta, müşteri geldi galiba. Bu brandayla ört. Üstünü ört arabanın. Çabuk, 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 çabuk. Geçmiş olsun delikanlı. Sen mi bozdun lan arabanın frenlerini ha? Bir adamın başına ne gelirse aha bu öfkeden girer. Sen mi bozdun? Cevap ver! Tamirciyiz diye. Her türlü kazanın sorumlusu biz miyiz? Senin gibi bir fidanın canına niye kastedeyim ki ya? Ben geldim lan o zaman hastaneye. Geçmiş olsun demek için. Bu da mı suç? Yaşlı başlı adamsın. Elimde kalırsın. Sakın. Seni bir daha benim veya sevdiklerimin yanında görmeyeyim. Seni bitiririm. Anladın mı? Usta. İyi. İşine bak sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.